Herkes kendisini güzel ya da çirkin bulabilir ya da bedeninin belli bir bölgesini kusurlu olarak değerlendirebilir. Ama eğer bu durum olmayan bir kusur ya da fark edilmeyecek bir kusur yüzünden hayatı zehir etmeye dönmüşse işte bunun adına beden algısı bozukluğu denir. Özellikle ergenlik döneminde vücudunuzla, bedeninizle uğraşmak gelişimin bir parçasıdır. Ergenler boylarını, burunlarını beğenmeyebilirler, kendilerini başkalarıyla kıyaslayabilirler, sivilceleri yüzünden karalar bağlayabilirler. Bütün bunlar ergenlerde rastlandığı zaman çok da garipsenecek durumlar değildir. Ama eğer bu kusur yüzünden ya da olmayan, varsayılan kusur yüzünden insanlarla ilişkilerini azaltmaya başlamış, kendisini toplumdan soyutlamış ve bununla aşırı uğraş göstermeye, bunu değiştirmek için neredeyse takıntıya dönüşecek davranışlar yapmaya başlamışsa beden algısı bozukluğu da başlamış demektir. Gençler hayal ettikleri ya da gerçekten önemsiz olan bu kusur nedeniyle kendilerini çok çirkin, değersiz, kötü bulurlar. Bu sorun beden algısının en önemli olduğu ergenlik döneminde başlasa da aslında yaşam boyu süren bir sorundur. Ve bu sorunu yaşayanlar genellikle estetik cerrahi ve düzeltmeler için hep başka doktorlara gittiklerinden psikiyatristlere gelmeleri uzun sürer, tanı da gecikir. Yine vücuda ilişkin, bedene ilişkin kusurlar her ne kadar kadınlar için daha önemli diye algılansa da kadınlarda ve erkeklerde görülüş oranları da birbirine benzerdir. Ve bütün bu estetik müdahaleler, bütün bu gezinmeler de onların o kusurlar konusunda mutlu olmalarını sağlamaz. Beden algısı bozukluğu olanların zihinsel uğraşları daha çok kafa ve yüz bölgesine yoğunlaşmıştır. Burnun küçük ya da büyük olması, yüzdeki sivilceler, yara izleri, saçların dökülmesi ya da seyrekleşmesi temel uğraş alanlarıdır. Yine aynı şekilde göğüslerin büyük küçük olması, cinsel organının büyük küçük olması ya da kalçalarıyla ilgili de bazı sorunlar olabilir. Bazen sorun sadece kaslara yöneliktir, yeterince kaslı olmadığını düşünür. Bütün bunlarla bunları örtmek için yapılan uğraşlar adeta bir takıntı haline gelir ve yine de uğraşlarına rağmen mutlu olmaz. Sonuç olarak da umutsuzluk ve intihar riskinde artış görülür. Beden algısı bozukluğunun belirtileri kişiden kişiye farklılıklar gösterse de bazı temel belirtiler değişmez. Bunlardan en önemlisi ergenlikten başlayarak kişinin kendi bedeniyle ve bulduğunu sandığı kusurlarıyla aşırı uğraşmasıdır. Bu durum nedeniyle okula ve işe konsantre olamaz. Çünkü bu süreçte devamlı olarak kusur bellediği şeyleri nasıl düzelteceği konusunda kafa yorar. Ve bu kusurları nedeniyle sosyal hayatını kısıtlar, adeta evden çıkamaz hale de gelebilir. Kendisinde kusurlar olduğunu düşünen kişilerde tekrarlayan bazı davranışlar oluşur. Sık sık aynaya bakmak, saçını çok sık taramak, düzeltmek, vücudundaki kusurları örteceğini düşünen belli kıyafetleri seçerek onları giymek, cildini yolmak gibi adeta kompulsif davranışlar geliştirirler. Kendi beden algılarından memnun olmayan, kendilerini kusurlu bulan kişiler sıklıkla kendilerini tanıdıkları ya da medyada, sosyal medyada gördükleri kişilerle kıyaslarlar. Aslında bu durum toplum, medya ve sosyal medya tarafından da körüklenmektedir. Çünkü güzellik kusursuz olmalıdır. Oyuncuların, modellerin, kabul edilen kişilerin hiçbir kusurları yoktur. Bu nedenle bir genç selfie çektirirken kusursuz olmak istemektedir. Hangi açıdan poz vermesi gerekir? Ne tür bir makyaj yapması gerekir? Nerede durursa daha kusursuz görünecek konusu gençler için adeta en önemli bilgi haline gelmiştir. Beden algısı bozukluğu süren bir hastalık olduğu için zaman zaman tekrarlayabilir. Ama iyi bir tedavi kişiye bu tekrarlamalarla baş etmeyi öğretecektir. Tedavinin temel amacı bu kişilerin değerli ve çekici olmanın anlamına yeni bir bakış açısı getirmelerini sağlamaktır. Beden algısı bozukluğu olanların değerli ve cazip olan şeylerin kusurlarla sınırlanamayacağını görmek ve yine kendilerindeki değerli ve cazip olan şeyleri ortaya çıkartmak için desteğe ihtiyacı vardır. Yine kendilerinde olduğunu düşündükleri kusurları örtmek için yaptıkları davranışların yavaşça azaltılması davranışçı bir yöntemdir ve tedavide etkindir. Tedavide sadece anksiyete giderici, kaygı giderici ilaçlar kullanılabilir. Beden algısı bozukluğu az bilinen ama önemli bir sorundur.
Bir yandan bu sorunu bilip, tanıyıp, doğru yerde çözüm ararken, diğer taraftan da toplumun dayattığı güzellik anlayışlarını da tekrar gözden geçirmekte yarar var. Düşünsenize, sadece sosyal medyaya koyduğu bir fotoğraf, yeterince beğeni almadığı, yeterince kusursuz bulunmadığı için kişi hayatını zehir ediyor, kendisini değersiz hissediyorsa, bir yerlerde gerçekten ciddi bir hata yapılıyor demektir.